insanın imrenerek baktığı bir yaşam biçimidir marinalar. Ataköy Marina ise ülkemizin önde gelen marinalarından birisi. Marina'daki tekne sahibi 4 iş adamıyla bu özel yaşamları üzerine söyleştik. Marina'da sosyal yaşam dediğiniz zaman sosyal yaşam olarak değil de hayat biçimi olarak bakmak lazım. Yani bir defa kaçış, şehirden kaçış, kavgadan kaçış, doğaya yaklaşım, denizle iç içe olma. Şu kapıdan girdiğiniz zaman dünyanın öbür tarafını bırakıyorsunuz. Her şey burada. Yani ne ev gözünüzde var, ne bir şey var. Her şeyiniz orada. İspark gibi tekneler duruyor orada ama oraya girdiğiniz zaman ev orada. Her an motoru çalıştırıp ipleri atıp istediğiniz yere gidebilirsiniz. Bunu biliyorsunuz. Onun içerisinde sürekli o işten zevk alan insanlarla beraber, ama kimisi balıktan, kimi tekneden, kimi motordan, ama asıl olan tutku bunların hiçbiri değil, deniz. Asıl olan tutku deniz. Yani yelkenci de olsan, motor yatçı da olsan, marinacı da olsan, hiç hareket etmesen dahi, yani marinada kalsan, asıl olan tek şey burada ortak payda deniz. Denizin kokusu, denize yakın olmak, denizle bütünleşmek. Onu da yani içeriye girdi mi o hissi ancak yaşayarak alabilirsiniz. O genlerinizde de olmalı aslında yani. Bilmiyorum, herkeste vardır yoktur ama sonradan kolay alınacak bir şey değil. Zevk alabilirsiniz ama bu sürekli gelişen bir şey. Sürekli sizi daha ileriye iten, sürekli buraya çeken, sürekli burada yaşamaya iten, her seferinde ben bu marinadan nasıl çıkmam, daha uzun nasıl kalırım? Ya bir gün değil de bir hafta kalsam, bir hafta değil de bir ay kalsam, yok ben evi satayım en iyisi, marinada yaşayayım demeye kadar giden bir şey. Ben Bartın'da, Amasra'da, deniz kenarında doğma büyüme, yani balık tutkusuyla başladım bu işe. Türkiye'de gitmediğim, balık tutmadığım yer kalmadı. Yani kendimi bildim bileli 7 yaşından beri söyleyebilirim denizin üzerinde olduğumu. Hiç bırakmadım da yani. Ama ufak tekneler, kayıklar, sandallar, biraz daha büyük tekneler, balıkçı tekneleri derken bir motor yat, sonra motor yattan sonra tatsız bir anı, ondan sonra yelkenli, şu anda yelkenli. Hedef denizde olmak. Hedef iyi bir tekne değil. Çünkü iyi tekne diye ben bir şey olduğuna inanmıyorum. İyi tekne senin sevdiğin, rahat edebildiğin tekne. Hangisi iyi tekne? Bu, o, öbürü, benimki. Sevgili. Yani benim için hedef içinde mutlu olmak, ihtiyacımı alabilmek. Benim hedefim, ben yelkenli sahibi olduğum için onların hedefi kısa sürede gitmek olabilir. Benim hedefim rahat etmek, denizi hissetmek. Ben İstanbul doğumluyum, deniz çocuğuyum. Daha önceden İstanbul'da bir yazlık kültürü vardı, hala devam ediyor ama Nisan'da denize başlayıp aşağı yukarı bu aylarda denizi bırakanlardanım. Bu tabii ki merak daha sonra yavaş yavaş hobiye dönüştü ve şu andaki İstanbul'un bir 30 sene, 40 sene öncesine göre bulunduğu konum, kalabalıklaşması, daha yoğun bir hayat sürülmesi, daha hızlı bir hayat sürülmesi bizi böyle bir hobiyi değerlendirmeye ve Tolga Bey'in de dediği gibi denizden faydalanmaya ve denizle yaşantıyı İstanbul'daki bu yoğunluktan kaçıp denizdeki bir şeylerle atmaya, bunu hobiyle birleştirip atmaya. Ama baktığınız zaman biz motor yatçıyız, Tolga Bey yelkenci. Şöyle düşünüyorum, bu maalesef pahalı bir iş. Her yönden pahalı bir iş. Bunu tabii ekonomik bir seviyeyi de bulmak gerekiyor. O ekonomik seviyeyle yaşantınızda bir yer açıp buna gönül vermek gerekiyor. Ben mümkün olduğu kadar iş hayatımı düzene koyup marinada yaşamayı ya da marinaya kaçmayı yeğleyenlerdenim. Mümkün olduğu kadar denizin kokusuyla bir arada olmaya çalışıyorum. Aşağı yukarı 7-8 senedir tekne işindeyim. Marinadaki dostlukları merak etti. Halil Atak'ın anlattıkları bizlere ilgi çekici geldi. Şimdi burada dostluklar çok farklı. Maalesef o da enteresan bir konum. Enteresan bir durum daha doğrusu. Biz arkadaşlarımızın arasında böyle güzel bir grubumuz var. Eskiden Tolga Bey bizim pontonumuzdaydı. Daha sonra yelkenli olunca ponton değiştirmeye
mecbur kaldı. Fakat bizim yine dostluğumuz, arkadaşlığımız devam ediyor. Görüşüyoruz ama maalesef marinada çok fazla dostluk var diyemeyeceğim. Bu belki olumsuz bir şey ama marinada dostluktan öte deniz bir kültür olduğu için bu kültürü gerektiği gibi yaşamayanlar var. Biz sağ olsun arkadaşlarımızla devamlı görüşüp mümkün olduğu kadar bir araya gelip bunun keyfini, zevkini çıkarmaya çalışanlardanız ama bu benim görüşümdür, şahsi görüşüm. Çok fazla dostluk var denilemez eskisine oranla. Marinada olarak açıldığı günden beri benden bir senede para almadılar. İlk senesinden bir senede önce geldik buraya. Bomboştu yani burası. 89'da açıldı burası. Ben 88'de geldim buraya. Fakat daha önce geçmişte de Yeşilköy'de teknem vardı. Orada yıllarca devam ettim. 15-16 sene Yeşilköy'de kaldım. Burası açıldığında Yılmaz Dağcı Beyefendi vardı. Benden de rica etti. Benim de arkadaşlarım vardı. Ben Yeşilköy'den 7-8 tane tekne getirdim buraya. Yani bağlandık, şey yaptık. Hatta o günlerde bize söz verdi ki ilk 100 tekneyi her zaman indirim yapacağız diye. Fakat kendisi fazla şey yapamadı. Ama hiçbir şey asılı çıkmadı yani anlayacağınız. Şaka gibi bir şey. Şaka, evet. Yani. Çok güzeldi burası. Yönetim falan da çok güzeldi. Büyüklerin işe, çocukların okula gittiği marina yaşamı eskilerin hala hafızalarında. Bugün o günlere tekrar kavuşmanın beklentisi içindeler. İnsanlar buradan işlerine gidiyorlardı. Biz 4'lere 5'lere kadar burada aynı masanın etrafında 8-10 kişi oturuyorduk. Ailece. Çocuklarla beraber burada okula yolluyorlardı efendim. Yabancı Fransızlar falan vardı. Burada Sembeno'ya gidenler, Papyon'a gidenler. Buradan minibüs gelip o çocukları alıp okullara götürüyordu. Öyle bir yaşantı vardı burada. Türkiye'de eskisinden daha fazla denize ilgi var gibi görünürken ilgi şu şekilde. Para buldum, tekne aldım, bağladım. Ben nasıl arkadaşlık edeyim gelmeyen bir adamın? Tekneyle arkadaşlık edemem, sizle etmem lazım. Yani sizin paranız var, bağlıyorsunuz ama statü olarak mücadele etmeniz lazım. O şeyinizi bir kenara bırakmanız lazım bir defa. Yani maddi boyutun işinin statüyü buraya taşıyamazsınız. Yani siz çok zengin olabilirsiniz, fabrikatör olabilirsiniz falan filan. Ama paylaşımsa, eğer denizi paylaşacaksak, ipi paylaşacaksak, konuyu paylaşacaksak o statüyü bir kenara bırakmanız lazım. Burada dostluk, arkadaşlık bir yaşam var mı? Yaşam sürdüren yok. Garo Bey'in dediği gibi eskiden burada devamlılık arz eden bir durum yok. Herkes kaçak göçek işte fırsat buldukça gelmeye çalışıyor. Vakit bulursa denize çıkıyor. İşte ne bileyim bunun gibi şeyler. Ama ancak herhalde ya insanların zamanı kısıtlı ya da bu farklı bir kültür, farklı bir şey olduğu için bunu daha ileriye götürme çabasını biz gözlemleyemiyoruz. Ama bu bilemiyorum aşağı yukarı bütün marinada sen farklı pontondasın. Bütün marinada aşağı yukarı böyle. Ha tabii ki bir takım dostluklar, arkadaşlıklar var ama bunu çok ileriye taşıyamıyorsunuz. Ya da burada bir yaşam şekline dönüştüremiyorsunuz. Bugünkü anlamda. Burada marina yönetiminde fonksiyonu çok önemli yani. Daha önceden senede 3 kere falan burada yaza merhaba partisi yapıyordu. İnsanlar birbirleriyle tanışıyorlardı. Sonra sonbaharda yapıyorlardı. Burada diğer büyük kuruluşlar, Mercedes-Benz olsun, Vakko olsun her sene bir parti yapıyordu burada. Herkes o dönemlerde birbirleriyle kaynaşabiliyordu. Fakat şimdi onlar hepsi bir kayboldu. Hiçbirisi yapılmıyor. Yani sosyal etkinlikler yok. Farklıydı. Bütün tekneler toplanırlardı. Arzu edenler bir subayın yolculuğu diye 3 günlük geziler yaparlardı. İşte Tuzla'ya götürürlerdi. Heybeliada'ya götürürlerdi. 3 günlük bir tur yaparlardı. İnsanlar orada daha samimi, daha birbirine kaynaşırlardı. Onun devamını getirirlerdi. Birisi organize etmek gerekiyor. Bir komodor gerekiyor başımızda. 2010 senesinin başında geldim. Yani dolu dolu 6 senem bitti diyebilirim. Daha önce de böyle çok aklımdan geçen bir şey, hobi boyutunda falan değildi deniz tekne olayı ama belki mesleğin verdiği stres, yoğun yorgunluk, gürültü, insanlarla uğraşma belki beni bir kaçış olarak buraya yönlendirdi diyebilirim. Ve ilk geldiğimde
çok şanslıyım ki Garı abiyi tanıdım, Halil arkadaşımızı tanıdım, diğer arkadaşlarımızı tanıdım. Ve denizin ilk tanıştığım safhası gerçek karşılıksız dostluklar oldu. Bu arada tabii başka negatif, olumsuz şeyleri de görmedim değil. Gördüm ama dediğim gibi çok şanslıyım yani böyle dostlarla bir arada bir anda aynı anda orada aynı pontonda olmak güzel bir şey. Hiç unutmam yani teknede hiçbir ısıtıcı olmadan kış kar yağarken biz o ufacık teknede 3-4 kişi sohbet edip bir şeyler içebiliyorduk. Yani o belki ilk kıvılcım o oldu benim için. Yani aslında marinada arkadaşlarımın da belirttiği gibi çok daha güzel sosyal etkinlikler olabilir ama maalesef bir statü, bir kartvizit ise tekne sahibi olmak ve gerçekten kültürel farklılıklar yaşanıyorsa tekne sahibi olunmasına rağmen denizin marina yaşamının gereksinimlerinden çok uzak kültürel farklılıklar varsa bu maalesef ancak ve ancak işte bizlere böyle sadece 2-3 kişilik gruplar halinde bir dostluk çerçevesine sokabiliyor. Bu da demin sizin önerdiğiniz gibi veya niye olmuyor diye merak edip sorduğunuz hani niye siz kendi aranızda etkinlikler düzenleyemiyorsunuz diyorsunuz, sordunuz demin. Ama işte bu da ancak öyle 2-3 kişilik bir grup içerisinde olabiliyor. Ben gerçekten Garı abi, Ali arkadaşımı tanımasaydım, aynı yerde olmasaydım belki de teknemi satmıştım bugün, inanın. Bir sene sonra teknemi satmış olabilirdim. Tekneyi alan insanın, tekne sahibinin tekneyi kendine alması lazım, kaptana değil. Yani siz şimdi bir tekne almışsınız, bir kaptan, bir miço, iki mürettebat, tekne var diyorsunuz. Evet. Ama tekne sizin değil, tekne onların. Tekneyi kullanmayı bilmiyorsunuz, en azından dümen tutmuyorsunuz. İp bağlamanın ne demek olduğunu, marina kültürünün ne demek olduğuna ilgilenmiyorsunuz o kısımda. Ama tekne sahibisiniz, mega yatınız var, bilmem ne, üç tane, dört tane adamınız var. Ne yaparsınız teknesi? Ben denizi çok severim. Ne yapıyorsunuz denizi seviyorsunuz? Çok güzel. Ben hafta sonları giderim, çok güzel. Oturum masayı arkadaşlarla kurarız. O tekne kültürünün, evet o da tekne kültürü olabilir ama çok uç noktası yani masada oturup yemek yemek. Yani masada yemek yiyeceksen restoranda da yiyebilirsin. İlla oturup da orada yemene gerek yok. Ama teknenin sahibi olacak kişilerin denizden bir nebze de olsa anlamasa da anlamaya çalışması gerekir. Ki yanındakini anlasın. Yani şimdi beyefendileri anlamak için birazcık da sevip de denizi anlamak lazım. Onun sessizliğine saygı duymak lazım mesela. Yani orada müzik açıp da eğlenmek demek, marinada yaşamak ya da teknem var işte ben istediğimi yaparım demek değil. Kültürü olmalı. Ama bunun içinde şöyle bir şey var. Üç tarafı denizlerle çevrili evet burası. Ama denizcilik maalesef daha bizde yeni. Yani marina kültürü yeni. Bir de konuklarımızın ailelerinin denizle olan ilişkilerini merak ettik. Ben kendi ailem, evet çocuklarım da çok seviyor, eşim de bana çok yardımcı. Ama bu bir şans yani. Şimdi ben herhangi birini alsam beraber şu an yelken açsak, hadi çıkalım hava da yelkene müsait ama dayanabilir misin? Bilmem, dayanabilir misin? Yani bu bir sevmek tamam ama tabii sevilmeden asla yapılmayacak bir şey ama dayanıklılık kısmına gelince ailelerin o gerçekten birazcık da bünyesel yani. Ben tercihimi evlenmeden önce tercih etmiştim yani. Bahsetmiştim kendilerine. O şekilde. Ya böyle. O da sever. Evet. Ya deniz ya ben dedim. Ama denizciler arasında dedim bir laf var zaten yani. Bir bayanın hiç yapmayacağı şey deniz mi ben mi diye sormak evet. Yani. Çünkü cevap hep bellidir yani. Denizciler arasında.